Herkese merhaba. Bir fonksiyonun integralini alırken zaman zaman kısmi integral yönteminin uygulandığını görüyoruz. Şimdi bu kısmi integral formülü olan integral u çarpı dv eşittir u çarpı v eksi integral vdu. Bu ifadenin ispatını yapacağız. İntegralin içerisinde çarpım halindeki iki tane fonksiyon varsa ve bunlar da bu şekilde u çarpı dv şeklinde yazılabiliyorsa bu durumda bunu biz u çarpı v eksi integral vdu şeklinde yazabiliyoruz. Ve bu da aslında çarpım halindeki iki fonksiyonun diferansiyelinin alma formülünden gelmektedir. Şöyle ki fx ve gx iki tane fonksiyon olsun. Bu iki fonksiyonun çarpımının türevinin fx'in türeviyle gx'in çarpımı ile gx'in türeviyle fx'in çarpımının toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Bunun da ispatını aynı zamanda türev konusunu anlatırken yapacağız. Şimdilik bunu bu şekilde hazır olarak kullanalım. Şimdi bu ifadenin her iki tarafının integralini aldığımız zaman, bakın bu şekilde integralini aldığımız zaman, burası türevin integrali kendisine eşittir. Yani burası fx çarpı gx şeklinde olur. Buraları aynen bırakıyorum. fx çarpı gx dx artı integral fx çarpı gx'in türevi dx. Burada şu ifadeyi yalnız bırakacak olursak eğer, yani şunu eşitliğin sonuna alacak olursak eğer, bu durumda integral fx çarpı g üssü x dx eşittir fx çarpı gx eksi integral f üssü x gx dx. Şimdi bu ifadeyi elde ettikten sonra şöyle bir dönüşüm yapalım. Gx'e v diyelim. Bu durumda her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda dv g üssü x dx'e eşit olacaktır. Fx'e de u diyelim. Yine burada her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman du da f üssü x dx olacaktır. Şimdi bu ifadede bakın g üssü x dx, bakın g üssü x dx burada dv'ye eşit. Yani şunu gördüğüm yere dv yazabilirim. Fx de u'ya eşitti. Dolayısıyla burası integral u çarpı dv oldu. Eşittir. Fx de g ise u ve v demiştik. Dolayısıyla u çarpı v eksi integral. Bakın burada da f üssü x ile dx'in çarpımı, şurada f üssü x ile dx'in çarpımı du'ya eşit. Dolayısıyla onun yerine du yazdığımız zaman gx de v idi. Dolayısıyla bu da integral vdu olacaktır. Evet arkadaşlar, bu şekilde kısmi integral formülünü de göstermiş olduk. Bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.